ESNC'de 4. Bahar Şenliği'nde Şükrü Bilgin'in düzenlemiş olduğu Barbaro Odası'nın muhteşem şenliğinde mükemmel bir misafir var. Hüseyinoğulları 41. salonda bu eğlence gerçekleşti. Zaten tam başından beri bunu söylüyorum. Evet, şu anda Sedat Bozkurt'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, kaynaklarda bu kadar piknik yeri varken Şükrü Bilgin illa sizin yeri seçiyor. Neden efendim? Neden dersen, burada bir samimiyet var. Evet. Burada bir ciddiyet var. Burada bir sağlam inanç var. Burada bir birlik, beraberlik var. Hüseyinoğulları ailesi kurumsallaştı. Hüseyinoğulları ailesi yönetim kurulu başkanı olarak şu an üniversiteyim, tamamen çıktım diye koştum, geldim işimin başına. Ne kadar güzel efendim. İnşallah halkla ilişkiler bölümünü okuyorum. İnşallah bitireceğim. Efendim, şu anda biz kapıdan girdiğimizde buraya yürüyene kadar bayağı mesafe kat ettik. Nedir efendim bu alanın ölçüsü? Evet, bu alanın ölçüsü 350 bin metrekare. 350 dönüm yer. 9 yıldır buradayız. 9 yıldır çok engebeli yollardan geçtik. İnşallah bundan sonra huzura kavuşacağız. Ve insanlarımız, müşterilerimiz gün geçtikçe çoğalıyor. Burada en önemli konumuz zengin fakir ayırt etmeksizin kapımız herkese açık. Kimseye zorlama yok. İnsan doğal olarak ailesiyle geliyor, pikniğini yapıyor, temiz havasını alıyor. Bir kaynaşma içerisinde, bir dayanışma içerisinde tekrar evine dönüyor. Haftaya bir daha gelmenin özlemini çekiyor. Hüseyinoğulları piknik ve vesile alanında ne zaman buluşacağız diye komşular birbirine sormaya başlıyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz, haz duyuyoruz. İnşallah ömrümüz yettiğince, ömrümüzün bitiminden sonra da çocuklarımız, torunlarımıza da miras olarak kalsın. Bu tür hizmetler nasip olsun. İyi hizmetler, güzel hizmetler. İnşallah herkese nasip olsun. Bir örnek davranış haline gelsin bütün Türkiye'deki tüm işletmelere. İnşallah efendim. Peki burada Hüseyinoğulları 40 piknik mesire yeri ne gibi hizmetler veriyor efendim burada? Burada efendim Hüseyinoğulları mesire ve piknik alanı içerisinde 4 adet kır düğün salonu oluşturduk. İsimleri Melekşe, Manolya, Papatya, Orkide olmak üzere. Burada dediğim gibi bizim vatandaşlarımız 26 senedir ben düğün salonculuk işletmesinin içindeyim. Fakat vatandaşlarımız bir kır düğün salonları özlemi içerisinde kaldılar. Kır düğün salonları dediğimiz zaman çok lüks ve uzantı bir haldeydi. Biz bunu vatandaşa nasıl yakınlaştırırız diye onların içine girdik. Ve sokaklardan düğünleri kurtaralım, insanları heveslerini yerine getirelim, kır düğün salonları içeriye alalım. Çok uygun fiyatlarla veriyoruz. Örneğin ben 1500 liraya kır düğün salonu veriyorum. Mükemmel bir şey. Mükemmel. 7500 liraya kır düğün salonu 1500 lira. Kampanya yapıyorum. Kazanıyorum. Az kazanıyorum ama çok düğün yapıyorum. Yine çok kazanıyorum. Aynı yöne çıktım. Ben şok oldum. Birkaç tane düğün salonu sordum ben. 7 milyardan, 8 milyardan, 10 milyara kadar salonlar var efendim. Evet efendim. Doğru söylüyorsun. Biz halka hizmet, hakka hizmet inancındayız. Tüm ailece, abilerim, ben, benim ailem çalışıyoruz. Huzur içinde çalışıyoruz. İnşallah birlik beraberliğimiz devam etsin. İnşallah efendim, inşallah. Bugün burada Şükrü Bilgin, Berber Odası için bir panayır düzenledi. Her yılda burada düzenliyor. Ona buradan bir mesajınız var mı efendim? Şükrü Bilgin başkanım, değerli bir abim, dostum. Çocukluğumdan beri kendisi, benim de lise yıllarında berberimdir kendisi. Şu gördüğün saçlar, bu hale şikayetçiyim. Dur. Özel Gazi vardı bugün efendim. Gelin saçınızı orada diktirelim efendim. Evet. İnşallah gidelim, beraber gidelim. Özel Gazi bundan memnunluk duyacaktır. Çünkü burada 4 tane check-up verdi bugün hediye olarak gelen misafirlere. Bir gün sizinle gidelim efendim. Bir kontrolden geçelim. İnşallah. Sizi şöyle bir gür saçlı yapın gidelim, efendim. Gidelim. Gazi hastanesi. Şükrü Bilgin Başkanı'na, yönetim kuruluna, tüm üyelerine ben teşekkür ediyorum. Bizi tercih ettikleri için, Hüseyinoğulları piknik ve mesire alanına her yıl gelip düzenlediklerini bizi mutlu ediyorlar. Mutlu oluyorlar ki biz de mutlu oluyoruz. Mutlu olmalarının belirtileri lazım. Sevgi ispat ister. Evet. Buyurun. Ben de şimdi gördüm, çok memnun oldum. Sevgi ispat ister. Benim fotoğrafımı bir pankart yazmış ve Sedat Bozkurt katkılarından dolayı, Sedat Bozkurt katkılarından dolayı teşekkür etmiş bize. Sürpriz olarak karşılandım. Çok mutluyum. Daha bundan büyük mutluluk olamaz. Parayla satın alamaz. Şükrü Bilgin ve ekibine teşekkür ediyorum. Siz de öyle
kanalı MyTV aracılığıyla da çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler tüm halkımıza. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o afişinizi gördüğümde ben şok oldum, gerçekten şaşırdım. Büyük bir başkan. Neyin nereye mesajı gideceğini çok iyi bilen bir başkan. Şükrü Bilgin. Evet, evet. Şükrü Bilgin büyük bir başkan. İnşallah Şükrü Bilgin'in yolu açık olsun. Daha güzel yollarda görelim. Biz kendisiyle çok değişik protokollerde bulunduk. Örneğin oda üyelerine bütün işletmelerimizde %25 indirim protokolü imzaladık. İşletmemiz yalnız Kaynaklar, Buca, Piknik ve Mesire alanında kalmıyor. Bizim Seferihisar Hükmez ilçesine yazlık halk plajımız var. İzmir Konak ilçesi Tepecik'te düğün salonları var. İzmir Buca Ufuk Mahallesi'nde düğün salonları var. Biz hepsinde tüm işletmelerimizde Berberler Odası, Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bilgin ve yönetim kurulu ve üyelerine %25 indirim yapmayı söyleyenleri ailesi adına söz verdik ve taahhüt ettik. İnşallah daha güzel anlaşmalarda da imza atarız gelecekte. Şimdi burada kır düğün salonu 1500 lira. Evet. Berberler Odası'ndan bir üye geldiğinde %25 indirim var mı efendim? Evet efendim, %25 indirim. 1500 lira tutuyor, %25 iskonto yapılıyor, gerisini ödüyor. Başka bir sorun yok. Ne kadar güzel. Buradan bütün berberlere duyurulur efendim. Bütün berberlere duyurulur. Hatta şu an sizin aracılığınızla önümüzdeki ay sonuna kadar berber yakınlarına da bu sözüm geçerlidir. 125 indirim. Sadece berberlere değil, berber yakınlarına da. Ne kadar güzel bak. Bunu mutlaka değerlendirin efendim. İnşallah. İnşallah güzel günlerde, güzel işlerde. İnşallah efendim. Röportaj için çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda bizim değişik hizmetlerimiz var. Hayır hizmetlerimiz var. Hüseyin Oğuz ailesi olarak toplu giyim yardımı, toplu nikah, toplu sünnet bunlara ve siz... Bir tane eksik var. Yemek var efendim. Evet, her cuma evet, yemek evet, var. Evet. Çünkü orada her evet. cuma ben tesadüf edersen mutlaka yemeden evet. geçmiyorum. O zaman sizin aracınızla her cuma günü memleketim Urfa Siverek'ten getirmiş olduğum bulgur pilavını ve kuru fasulye yemeğini tüm burada bizi duyanları cuma gününe davet ediyorum. Hüseyin Oğulları Ufuk Mahallesi ve Tepecik. Evet, hangi cuma müsaitlerse ben hazırım bekliyorum. Müsait böyle hazırım. Peki ben şimdi gideceğim Ufuk Mahallesi diyeceğim. Aynı cuma gün gelip bir daha Tepecik'te yiyebilir miyim? Çok güzel bir konuya değindin. Öyle insanlarımız da var. Biz inanın onları görüyoruz, mutlu oluyoruz. Evet. Ne kadar güzel var. Evet. Yaptığınız çok mükemmel bir şey. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de röportaj için çok teşekkür ederim ben efendim. Teşekkür ederim. İlerideki günlerde tekrar mikrofonları size uzatacağım efendim. İnşallah, teşekkür ederim.